Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, bugün ilmihal konusundan yine çok önemli bir bölümü işleyeceğiz. Burada çoğumuzun aklına takılan sorulara inşallah cevap bulacağız. Ee, gerçekten özellikle e, hanım kardeşlerimizle alakalı bir bölüm var ki bunu bütün hanım kardeşlerimin duymasını isterim. E, çünkü bununla ilgili baya bir e, kafa karışıklığı var e, cemaatte. E, bu idrarla ilgili bir mevzu. Ee, yani erkek ve kadınların e, e, ikisini de ilgilendiren ama kadınların e, buradan e, dipnotta okuduğum bir bölüm var. Onu sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Yeri geldiği zaman onu sizlerle paylaşacağım. E, şimdi e, dersimiz e, abdesti bozan şeyler. Bendeki sayfa e, 144. sayfa abdesti bozan şeyler. Yani mes bölümünü atlıyoruz. Yani mes mesti bozan şeylerden sonra sargı üzerine mes. Bu mes mes bölümünü atlıyoruz. dediğimiz gibi bizim şimdi güncel olan konular neydi? İlk önce Ramazan'da oruçtu, orucu işledik. Sonra işte kurban önümüz, kurbanı işledik sonra tekrar dersimize döndük. Abdesti, abdesti söyledik. En son işlediğimiz abdestin sahih olmasına engel olmayan şeyler nelerdir? Abdest çeşitleri nelerdir? Abdest duası nelerdir? Abdestin edepleri bunları işledik. Şimdi yine önemine binaen çok karşılaştığımız şeyler olması hasebiyle şimdi de abdesti bozan şeyler nelerdir? Bunları e, okuyacağız. Vakit bulursak abdesti bozmayan şeyler bölümü var. O biraz daha uzun. E, on, ona e, yetişirse bakacağız. Ve önümüzdeki hafta inşallah e, gusül ve gusü gerektiren haller bölümüne e, başlayacağız Allah nasip ederse. Şimdi e, kardeşlerimiz toplandıysa ben e, 167. E, madde Abdesi bozan şeyler nelerdir? Dersimize e, başlıyoruz inşallah kardeşlerim. Yine yorumları bir müddetliğine kapatacağım. Sonra tekrardan yorumları açacağım. Sorularınız varsa e, sorarsınız. Ancak çok iyi dinleyin. Hanım kardeşlerim e, çok iyi dinleyin bu konuları. E, çok önemli bir yere geldik. Birincisi bu biliyoruz abdesi bozan şeyler ön ve arkadan kan, irin, meni, idrar, dışkı emsali herhangi bir pislik veya sıvının çıkması abdest ve gusülde yıkanması farz olan yere kadar taşmasa da abdesti bozar. Bunu biliyoruz ya. Yani önden ve arkadan çıkan ne varsa e, çıktığı zaman abdest bozuluyor. Bunu bilmeyenimiz yok. Bu tamam hocam. Bunda sıkıntı yok değil mi kardeşler? 2 Yel çıkması, insanın yellenmesi. E bunu da biliyoruz. Yellenildiği zaman abdest bozuluyor. Ha, Bilmeyenimiz olabilir mi? Olabilir. Ama yellendiğin zaman e, abdest bozuluyor. Bu da tamam. Bunu da geçiyoruz. Üçü, üçüncü maddeye geliyoruz. Ağız, burun ön ve arka yol dışında herhangi bir uzuvdan sıvı halde kan çıkması. Yani e, ağız ve burun ön ve arkadan kan çıktığı zaman o bozuyor da. Diyelim e, şöyle ki diyor. Ağızdan çıkan akışkan kan e, tükürükten fazla veya ona eşit olursa abdesti bozar. Aksi takdirde bozmaz. Şimdi ağız burun ve ön arka dışında herhangi bir uzuvdan sıvı halde kan çıkması. Yani elimiz kanadı. Ayağımız kanadı. Yani e, yaradan kan akıyor. Yani kan Hanefi mezhebinde abdesti bozuyor. Ama ağza bir istisna getirdi. Ağızdaki kana. O da nedir? Ağızdan çıkan akıcı kan tükürükten fazla veya ona eşit olursa abdesti bozar. Yani diyelim işte elma ısırdım. Bak bir soru daha çıktı şimdi. Elmaya bir kan izi geldi. Abdestin bozuldu mu? Bozulmadı. Ya da abdest alırken ağzına su verdin, tükürdün. Tükürüğünün rengi belli çok hafif böyle bir kırmızılık yani gördün. Bak çok hafif abdestin bozuldu mu bozulmadı e, bu renginden anlaşılır diyor yani e, yani Eğer bakıyorsun tükürüğünle aynı e, oranda yani tükürük rengini bastırırsa kan rengi kırmızılık olursa yarıdan fazla olursa kan efendim e, abdest bozulur tükürükte. Yani tükürüğün rengi kırmızı olduysa e, yani o tükürük rengi kayboldu da kırmızı bir renge kavuştuysa tam kırmızı olmasa bile e, ağırlıklı e, kan rengi bastırmış tükürük rengini bu şekilde olduysa abdest bozulur. Ama tükürük rengi ağır kan rengi az yani ya da parça var bu şekilde bozulmaz. Ama bu durumda tabii ki kimse rahat edemez. Böyle bir durumda eğer tükürüğümüzde bu oranı ayırt edemeyecek derecede ya az mı kan geldi çok mu kan geldi ağzından durumunda ihtiyaten abdest almak daha güzeldir doğrudur. Sayır uzuvlardan çıkan kan çıkış yerinden yanlarına taşarsa abdesti bozar. Ya yani önemli bir bilgi. Hocam şurada yara var. Yara var. Bak şimdi bir şey daha öğreniyoruz. Yara var. Kabuk kalktı içinde kırmızılık gözüküyor. Kan gözüküyor. içinde kan gözüküyor yaranın. Burada hatta kan fışkırmış yani kaynamış yaradan ama içinde yaranın içinde. Bu abdesti bozmaz. Yaranın içindeki kan abdesti bozmaz. Ya da sen kabuğu kaldırın kanı gözük görüyorsun yaranın içinde. Bu abdesti bozmaz. Ne vakit o aynı su gibi kaynıyor ya kan. Kan kaynadı, çıktı, o yaranın sınırlarının dışına kaydığı zaman, yaranın sınırlarının dışına aktığı zaman ız bile aksa, çok az bile aksa o zaman abdest bozulur. Evet. Yani demek ki yara içinde gördüğümüz kan akmıyorsa abdesti bozmaz. Akarsa, taşarsa abdest bozulur. İğne ucu gibi çıkıp da yerinde kalan kan damlası abdesti bozmaz diyor. Bak. Yani evet baktın ya iğne ucu gibi bir kan çıkmış. Öyle duruyor ama. Öyle top gibi duruyor öyle. Abdesi bozmaz. Elle diyor ve parmakla silmesi de zarar vermez diyor. Akmıyor ya onu sen sanki kabuk gibi oldu. Sildin. E, onu aldın. O da yine abdesi bozmaz. Yani burada ne anlaşılıyor? Abdesin bozulması için akıcı olması lazım. Akması yani donuk kan bile abdesi bozmuyor. Yaradan çıkan irin ve sarı su hakkında da hüküm böyledir. Yani biz kan için söyledik ama yarada kan yok da sarı su akıyor. Yaranın sınırları içerisinde toplanmış olan sarı su ya da irin, irin e, yaranın içindeyse akmıyorsa abdesti bozmaz. Ancak akarsa yarayı taşarsa abdesti bozar. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan saf suda sahih görüşe göre kan hükmündedir. diğer bir görüşe göre bu su abdesti bozmaz. Yani bir de böyle hani su çiçeği gibi olunuyor ya bazı bak bu görüş diyor diyor. Çiçek ve uyuz hastalıklarına tutulmuş olanlar için bir genişlik ve kolaylıktır. Yani çiçek hastalığına yakalanmış, dolayısıyla hep yaralarından su çıkıyor. Dolayısıyla bu bir kolaylık olsun diye e, buna abdesti bozmaz fetvası veriliyor yani eğer gerçekten bundan kurtulmuyorsa diyelim vücudunun her yerinde bu var sürekli su akıyor mesela bu, e, bu nasıl abdest alacak bu nasıl namaz kılacak işte e, bozar fetvası da var bozmaz görüşü de var bozmazı da kullanabilir e, su çiçeği çıkaran ya da uyuz hastalığı olan kaşıyor mesela kaşıdığı yerden su çıkıyor mesela. E, bu, bu da bir genişlik olsun diye e, diyor, e, abdesti bozmaz diyor. E, i̇mkan dahilinde abdest alına da bilinir. Şafilere göre ön ve arka yol dışında diğer herhangi bir yerden gelen kan, irin ve sarısı abdest, e, sebebiyle abdest bozulmaz diyor. Buyurun. Şafi mezhebi bu konuda tam bir farklılık içerisinde. Yani şafi mezhebi ön ve arka yol dışında bir yerinden kan gelmesiyle diyor, abdest diyor bozulmaz diyor. Hanefi de bozuluyor, Şafi de bozulmuyor. Hocam bu kadar zıt iki fetva nasıl oluyor? Hanefi bozar diyor, Şafi bozmaz diyor mesela. Bunu bilmeyenler bize o kadar çok soruyla geliyorlar ki bu nasıl oluyor yani? Yani ya bozar ya bozmaz. E şimdi bu fetvalar kişilerin kendi görüşüyle değil. Ayet ve hadisleri yüzlerce hadis-i şerife önüne koymuşlar. Peygamber Efendimizin uygulamalarını koymuşlar. Bunlardan Fetva çıkartmışlar. Mesela birisini söyleyeyim. Peygamber Efendimiz eve geldiğinde mübarek alnında kan akmış. Kan akmış. Hazreti Ayşe annemiz de o kanı eliyle silmiş. Yani bu bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz de abdest alıp namaz kılmış mesela. Hani o an denmemiş. Niye bu abdest aldı? Resulullah neden abdest aldı? Niye namaz kıldı? Söylenmemiş. E bu kayıtlara geçmiş bu bilgi mesela. E şimdi bu yoruma açık bir bilgi. Yani Kanını Hazreti Ayşe annemiz siliyor, Resulullah abdest alıyor, namaz kılıyor. Nedendir acaba? Size soruyorum nedendir? İmam-ı Azam Efendimiz diğer delillere dayanarak diyor ki bu abdesti kan aktığı için almıştır diyor. Hani kan aktığı alnında. İmam-ı Şafi de diğer delillere dayandırarak o da diyor ki burada kanaktığından dolayı değil de Hazreti Ayşe annemizin eli değdiğinden dolayı abdest almıştır diyor. Diğer delillere. Bu böyle bir yorumda bulunmuştur. Her iki yorumda doğru değil mi? Hem Hazreti Ayşe annemizin eli değmiştir. Evet evet şu an Şafi mezhebinde bir kişinin hanımı ona dokunduğu zaman eli, eline eşi eşi kızı annesi halası teyzesi dokunursa abdest bozulmuyor ama eşi ve evlenmesi caiz olan dışarıdaki mesela kasiyerler mesela diyelim bir kız kasiyer bir kız var eli para verirken adamın eline dokundu onun abdesti bozuluyor. Şimdi dikkat ediyorum. Bu konuda da biraz bilinçlenen kasiyerler var. Parayı mesela erkek olunca önüne koyuyor. Adamın eline vermiyor mesela. Oraya koyuyor. Adam oradan alıyor. Bu güzel bir şey. Ama en güzeli hiç çalışmasalar yani bu kızlar hiç öyle muhatap olmasalar kendi evinin kraliçesi olsa, kendi evinin hanımı olsa, kocası çalışsa, o evinde çocuklarına baksa, evinin hanım olsa en güzeli bu tabii ki. Burada dediğimiz gibi kardeşlerim işte bakın hem İmam-ı Azam Efendimizin fetvası o da doğru kan için diyor. Onu almış biz Hanefi mezhebi. Şafi mezhebi de eşi değdiği için şu an Şafi mezhebinde bir kişinin hanımı abdestliyken eline değse abdesti bozuyor. Onu almışlar. Tabii bu sadece bir hadisin yorumu değil. Bu Şu an biz bunu Burada haklılığını, haksızlığını konuşacak, tartışacak da değiliz. Müştehitler böyle bir hadise bakarak hüküm vermiyor. Bunun gibi onlarca hadis-i şerifi önüne koyuyorlar ve hüküm çıkarıyorlar. Yani bu ümmet içinde nedir? Bir kolaylıktır. Ama ahirette mesela şöyle bir güzellik olacak. Diyelim ki bizim böyle bir yerimiz kanamış ve abdest almışız, namaz kılmışız, kanadığını bilmemişiz. Böyle namazımız var. Ahirette Dört mezhebe göre hüküm verilecek. Yani dolayısıyla bu bir kayıp değil bizim için. Bir mezhepte bir amelimiz olmazsa, diğer bir mezhepte uyuyorsa Allah o mezhebe göre kabul edecek. Dolayısıyla müştehitlerin ihtilafı ümmet için bizim için çok büyük rahmet oluyor. Bunu böyle görelim kardeşlerim. Dördüncü maddeye geldik. Ağız dolusu kusmak. Şöyle ki bu maddeyi ben okudum her halükarda kusulduğu zaman az olsun çok olsun ağız dolusu olsun bir sebepten olsun olmasın ağız dolusu kusulduğu zaman abdest bozuluyor kardeşlerim abdest tazeleyelim. Beşinci maddeye geldi az veya çok bayılmak çıldırmak yürürken irade dışında sallanacak kadar sarhoş olmak abdesti bozar yani evet bayıldın abdest bozulur Çıldırdın, abdest bozulur. Yani içki içmişsin ama yürüyemiyorsun. Yani sarhoşsun. Sarhoş ne yaptığını bilmez ki yani. Yerlendi mi, yerlenmedi mi, tuvalete gitti mi? Aklı yok ki. Dolayısıyla sarhoşluk olunca abdest yine bozuluyor. Sarhoşluk bir zorlama sonucu da olsa hüküm böyledir. Bunlardan abdest bozuluyor. Altıncı maddeye geldik kardeşlerim. Rükü ve secdesi olan bir namazda e, uyanık haldeki e, mükellef kişinin kasten veya yanılarak yanındakiler işitecek derecede kahkahayla gülmesi hem abdesti hem de namazı bozar. Bak önemli bir şeyi öğreniyoruz. Namazdasın, namazdasın, buluğa ermişsin, akıllısın. E, birisi güldü, sen de namazdayken kahkahayla gülüyorsun. Yani kahkahayla gülmenin ölçüsü nedir dersen yanındakiler duyuyorsa bu gülmenin adı kahkahayla gülmek. Yani şöyle yapsam bile. <laughs> yapsam bile kahkaha değil yani. <laughs> yaptın kahkaha. Ha 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 yapmadın. Yani bu şekilde sesli gülüşüm bile <laughs> yaptım böyle mesela hafiften. Ama herkes duydu bunu. Bu abdest de bozuluyor, namaz da bozuluyor. Neden biliyor musunuz? Normalde gülmekle abdest bozulmaz ki. Yani şu an biz gülelim istediğimiz gibi gülelim. E, Tabi peygamber efendimiz öyle kahkahayla azı dişlerini göstererek gülmemiş o ayrı. Gülmek güzeldir gülelim, tebessüm edelim gülelim. E, ama nasıl gülerse kahkahayla da gülsek normal bir durumda abdest bozulmaz. gülmekle abdest bozulmaz. E, niye namazda bozuluyor? Çünkü sen orada e, Allah'ın huzurunda öyle ibadetlerin en büyüğü olan namazı, en kıymetlisi olan namazı e, kılarken öyle bir halde bulunuyorsun ki bir ciddiyetsizlik bu onun bir cezası olmuş oluyor yani. Yani çok kötü bir iş yaptın. Allah'ın huzurunda lakayt davrandın. Yani e, e, değer vermedin o ibadete. Bu halinin, bu hareketinin cezası olarak abdest de bozuldu, namaz da bozulmuş oldu. Çocuk veya uyuyan bir kimsenin kahkahayla gülmeleri sadece namazı bozar, abdesti bozar. Yani çocuksa... Yani ya da uyuyan bir e, kimsenin kahkahayla gülmeleri diyor. Bu sadece diyor yani uyuyan derken ayakta uyuyor mesela. Namazda ayakta uyuyor. Bunun gülmesi. E, uyku geldi. Kendinde değil. Ya da oturdu e, şeyde e, yani secde, kendinden böyle geçti uyku halinde namazda efendim kahkahayla güldü. Bu e, namazı bozuyor ama abdesti bozmuyor. Çünkü burada Bilinç yok, bilinçli değil. Ötekisi de çocuk yani aklı yok. Ama ergen çağına ulaşmış akıllı namazda kahkahayla gülüyorsun. Namaz da bozulur, abdest de bozulur kardeşlerim. E, yedinci madde çocuk doğurmak bu durumda kan görülmese de abdest bozulur. Yani dünyaya çocuk geldiği zaman e, abdest bozulur. Bu bilgi yani. Hani insan doğumu abdesti gider ama bir çocuk dünyaya geldiği zaman üzerinde kan olmasa bile diyor abdest bozulur diyor. Bu evet bunu hepimiz e, tasdik ederiz. Abdest bozulur. 8 aşırı oynaşmak diyor. Eşlerin birbiriyle oynaşması. Şöyle ki diyor. Erkeğin hanımıyla arada bir engel bulunmaksızın veya pek ince bir giysi bulunduğu halde karınlarını ve cinsel organlarını birbirine değdilmedir bakımından bir sıvı çıksın ya da çıkmasın diyor. Abdestler bozulur diyor. Yani bu kitapta okuduğumuz ilk fetva verilen fetvadır. Yani gerçek sahih fetva bununla amel edilmesi lazım. Fakat diyor İmam Muhammed'e göre mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça Ahmet şey bozulmaz diyor. Abdest bozulmuş olmaz. Yani bir görüş daha var. Eşinde oynaşsan diyor böyle sarılsan eşinde. Çıplak da olsan diyor. Eğer diyor bir sıvı gelmezse diyor İmamı Muhammed'in. Böyle bir görüşü var. Abdest bozuldu gerçek görüş neydi? Yani mesela dedik ya iğne vurulmayla ilgili İmam-ı Azam'a göre e, iğne vurulmak e, efendim orucu bozardı. Ama İmam-ı Ebu Yusuf Muhammed ne demişti? E, doğal yollardan girmediği için orucu bozmaz ve bu, biz bu koronavirüs iğnelerine o fetvayı işlettik. Yani böyle bir durum olursa bir zaruret bir durum olursa yani İmam-ı Muhammed'de eğer bir yaşlık gelmezse diyor eşinle oynaşmadan dolayı bozulmaz diyor ama gerçek fetva bu gibi durumda abdestin bozulur abdesti al. abdest alalım yani bu gibi durumda abdest alınması lazım. 9- Erkeğin tenasıl uzvunda kaybolacak şekilde tıkanmış olan bir pamuğun üzerinde ıslaklık bulunmasa da sonradan dışarı çıkmış veya çıkarılmış olması abdesti bozar. Erkekler için bir bölüm. Burada kadınlar için 10. madde var. Herhalde bu iki maddeyle bugünkü dersi bitireceğiz ama çok önemli bir bölüme geldik. Şimdi kardeşlerim malumunuz taharetlenme var. Bizim namazda en büyük sıkıntımız şu olabilir. Yani idrar yaptıktan sonra hemen abdest alırsak o uzuvdan gelen idrar, necis abdestten sonra akıntı olursa kadın erkek fark etmiyor abdest bozuluyor. Onun için bunun bunu önlemek için bir takım şeyler var. Yapmamız gereken işler var. Mesela erkeklerin işte idrarını güzel yapacak, oturarak yapacak. Güzel temizliğini yapacak. Efendim. Sonra erkeklerde mesela pamuk kullanma olayı erkekte de var, kadında da var. Bu pamuk kullanma olayı. Güzel pamuğu tenasül uzvuna yerleştirdiğin zaman, içerisine koyduğun zaman Hemen beklemeden abdest alıp namaz kılabilirsin. Hocam ben pamuk kullanmayı beceremem. Yani bu öğrenilebilinir. Bu iyi bir uygulamadır erkekler için eğer acele edilecekse. Şöyle de yapılabiliyor. Mesela diyelim ki bir peçete konuluyor uzun oraya. Sonra biraz bekleniliyor mesela. Yani pamuk kullanmayanlar için söylüyorum. O peçeteyle biraz bekleniliyor. Yani işte peçeteyi koyup... Ondan sonra bir şekilde peçeteyi tutturup orada e, ne bileyim işte e, elini yıkarsın, bir iki muhabbet edersin, çay içersin, 5-10 dakika bir beklersin. Sonra gidersin abdest almaya o peçete çünkü o sıvıyı, idrarı çekmiştir. O peçeteyi güzel atarsın. Çöpe atarsın. İstersen yine bir taharetlenme ve kurulanma yine yaparsın çünkü idrar yok orada. E, E, idrar yok. Sonra ne yaparsın? E, abdest alır namazını kılarsın. Bak birinci maddemiz neydi? E, i̇drarımızı yapıp güzel e, kalbimiz mutmain olacak derecede güzel e, taharetlenmeyi yaptıktan sonra e, erkeklik uzvunun oraya böyle e, bir elimizde pamuğu e, koyup ya da e, kibrit çöpünün e, şey tarafıyla yani e, ya da kürdanla diyelim. Az bir itmeyle pamuğu içeri koyduğun zaman bu şekilde hemen abdest alabilirsin. Hocam ben bunu beceremem dersen o zaman bir peçete koyup biraz yürüyüp hani çamaşırın kirlenmemesi açısından bu peçeteyi diyorum ben. Sonra peçeteyi çıkartıp hocam tekrar taharetlenme şart mı? Değil. Çünkü sen taharetlenme yapmıştın. Velev ki peçeteden dolayı erkeklik uzvunun kenarında idrar olsa bile bu el ayasından az olacağından dolayı o da zarar vermez ama tekrar yıkayabilip kurulur kurulayıp abdest alabilirsin. Bu bir. Şimdi diyor ki burada eğer diyor pamuk koydun, pamuk kayboldu ve o pamuk sıvı idrardan sonra koyduğun için neydi? Islanmıştı o bir bir bölümü ya da ucu. Sonradan baktım pamuk düşmüş diyor. Ne anlama geliyor? Sanki bir damla düştü gibi geliyor. Bu durumda diyor abdest diyor bozar diyor. Aynı şekilde bu uzva tıkanmış ve bir kısmı dışarıda kalmış olan pamuğun dışarısına idrarın sirayet etmiş olması tatil. Şimdi sen pamuğu öyle bir koydun ki yani pamuğu koydun ama pamuk ıslandı çok ıslandı. O pamuktan da ıslaklık dışarıya sirayet etti. Bu tamam. Bu da yine abdesti bozar. Yani güzel tahareti aldıktan sonra Pamuk konuldu mu biraz pamuğu da elimizle sertleştirirsek oraya pamuk koyduğumuz zaman o artık sıvı belki iç kısmına sirayet eder. Dış kısmı kuru kalır pamuğun. Bu zaten abdesti bozmaz. Bakın onu da söylüyor. Buranın altını çizelim. Dokuzuncu maddenin tamamının altını çizelim kardeşlerim. İç kısmındaki yaşlık abdeste zarar vermez. Bak önemli bilgi. Hocam ben pamuğu koydum. İç kısmı tabi dolayısıyla idrarla e, temas oldu. Biraz ıslandı ama dış kısmı yani dışa olan pamuğun kısmı kuru. Bu içi ıslak dışı kuru. Bunu Bu abdese zarar verir mi? Vermez. Abdese zarar vermez. Ancak pamuk dışarıya çıkıp düşerse abdest bozulur diyor. Çünkü içi ıslanmış, e, düşmüş. Sen baktın pamuk ıslak pamuk düşmüş. O zaman abdest bozulur. Çünkü az bir ıslaklığı pamuğa sirayet etmiş olması da abdesti bozar. Şimdi gelelim kadınların bölümüne gelelim. Kadının diyor tenasil organı içine veya dışına tıkanan bez veya pamuğun yaş olarak dışarıya çıkması veya çıkarılması abdesti bozar. Aynı şey erkeklerde olduğu gibi. Sen bir pamuk kullandın tenasül organına. ve dolayısıyla o ıslak olarak dışarı çıktı. Aynı erkekte olduğu gibi e, abdesti bozar. Şöyle ki bu organın dış kısmına tıkanan pamuğun iç tarafı ıslanmış olunca Dışına yaşlık geçmemiş olsa da abdest bozulmuş olur. Fakat yaşlık bu uzun iç kısmına tıkanılan pamuğun dışarısına kadar gelmedikçe abdest bozulmaz. Şimdi burada ben bir bölümü okuyacağım kardeşlerim. Yani bu bölümü okuduktan sonra bir bilgi vereceğim. Çok önemli bir bilgi. Ben de dipnot var. 121. maddeyi size okuyorum. Kadın hakkındaki bu hükümler çıkan şeyin idrar gibi necis bir şey olması durumundadır. Yani helaya gittin, idrarını yaptın ve bu uygulamayı yaptın, ıslak kaldı. Yani kadın da e, idrar yaptıktan sonra, güzel taharetini aldıktan sonra e, pamuk kullanıp hemen abdestini, yani pamuk e, oraya koyup güzel bir şekilde hemen abdestini alıp namazını kılabilir. Bunda sıkıntı yok. Zaten bu şekilde genelde e, hocalar e, bunlar bu şekilde yapılıyor. Şimdi kadın da şöyle bir durum var. Eee, Vijana salgısı hakkında değildir. Yani bir de e, kadınlarda idrar dışında başka bir akıntı geliyor. Bakın çok önemli. Belki çoğunuzun aklına takılan bir soruyla şu an karşılaşıyoruz. Vijana salgısı, Vijana'nın duvarından ter bezleri vasıtasıyla gelen ve Vijana'nın nemli ve sağlıklı kalmasını sağlayan asitlerin besleyici bir karışımıdır. Bu salgının temiz olup olmaması diğer bir ifadeyle abdesti bozup bozmayacağı hususunda ihtilaf edilmiştir diyor. Yani ter gibi bir şey diyor. Ee, o e, uzvun sıhhati için e, salgılanan işte bir sıvı var. Bu idrar değil. Bunun diyor, bu, bu, bu necis bile değil diyor. Hani insanın diyor koltuk altı teri gibi. Geldi mi şimdi? Gelecek belki. Alimlerin bu ihtilafına baktığımızda salgının içeriden gelen bir akıntı şeklinde algılandığını görmekteyiz. Bakın bu idrar değil. Yani demek ki bu erkeklerde yok, kadınlarda böyle bir şey var. Yani idrar dışında belki bir sıvı geliyor ama bu şey değil diyor yani. Necis değil diyor, dikkat edin. Bundan dolayı müştehit imamlar dış perşte bulunan yaşlığın kesin temiz olduğunu söylemişlerdir. İç perşte bulunan yaşlık hakkında ise ihtilaf edilmiştir. İbn Abidin'de geçiyor. Reddü'l Muhtar isimli eserinde bunun ağız salyası bakın şu tabire bakar mısınız? Ağız salyası koltuk altı teri mesabesinde olduğunu söyleyerek temiz olduğu görüşünü tercih etmişlerdir diyor. Bakın ne çıktı? Yani normal bir durumda bakıyorsunuz ki bir ıslaklık. Ha bu ter gibi bir şey. Bu sadece kadınlara mahsus olan bir şey niye? Aşağıda şimdi doktorların şeyini de söyleyecek. Konuyla alakalı uzman tabiplerle yaptığımız görüşmelerde diyor İbn Abidin'in bu görüşün teyit etmektedir. Netice olarak bu salgı içeriden gelen bir sızıntı olmayıp e, e, vajinada oluşan bir salgıdır diyor. Dolayısıyla dışarı çıkmasını engellemek için pamuk kullanmak gerekli değildir diyor burada. Bakın çok önemli bir bilgi. Yani bunu tutmayın diyor. Bu içte kalmasın. Hatta bu salgının diyor dışarı çıkmasının engellenmesi sağlık açısından sıkıntıya sebebiyet verirse pamuk kullanmamak gerek diyor yani. Sağlık açısından sıkıntı olur. O zaman ne anlaşılıyor? Pamuğu sadece idrar sonunda kullanabiliriz. yani hela dışında diyelim ki insan dakika başı da tuvalete gitmiyor. Diyelim saat onda bir şeye çıktık. İdrara çıktık efendim namaz kılacağız. Acil namaz kılacağım. Orada pamuk kullanabilirsin. Abdest al namaz kıl. Sonra diyelim ki bir daha idrara gittin. Pamuk kullanmadın. Aradan bir saat geçti. Şeyin yok. Bir sıkıntın yok. Bir ihtiyacın yok. Şunu da söyleyeyim. Her abdest almaya gittiğimiz zaman illa taharetlenmemiz şart mı? Değil. Değil. Şimdi diyelim ki ben çişim yok. Af buyurun. Çok affedersiniz. Ben şimdi gidip abdest alamam mı? Yani diyelim yerlendim mesela. Yerlendim. Efendim aradan bir saat geçti. İlla gidip taharetlenmem mi lazım? Yok. Direkt çeşmeye gidip abdest alabilirim. Bak önemli bir konu. Sizin için de öyle. Yani e, illa abdest almadan önce taharetlenmek şart mı? Değil. İhtiyacım varsa taharetlenirim giderim. Temizliğim yaparım. Zaten ben e, ne yapmıştım? E, i̇htiyacımı gördüğüm zaman taharetlenmemi yapmıştım. Temizlemiştim o bölgemi. E, bez kullanmıştım. Peçete kullanmıştım. Temizlemiştim. Çıkmıştım. Elimi yüzümü yıkadım. Çayımı içtim. Eee e, namaz için abdest alacağım ama idrarım yok. E, yine gidip taharetleneceğim. Yok. Direkt abdest al Namazını kıl yani. Ha Bunun dışında idrar dışında bakıyorsunuz ki abdest aldınız. Bak burada böyle farklı bir akıntıdan söz ediyor. Belki çoğu hanım kardeşimiz bunu bilmiyor. Bu bu necis olan bir akıntı değil kadınlardan gelen ve bu abdesti de bozmuyor. Acayip bir şey yani. Acayip bir şey. Yani bu akıntıyı engellemek eğer diyor sağlık açısından zarar ki doktorlar öyle diyor. Yani bu akıntının akması lazım diyor. Salgılanması lazım diyor. Evet bir peçete konulabilinir. Evet, bir bez konulabilinir. Dışa ama onu içte tutmamak lazım diyor. Bakın burada içte tutmamak bu belki zarar verebilir diyor bu yani. Ee, bu bana çok farklı geldi. Enteresan geldi bu bilgi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim kardeşlerim. Buna dikkat edelim. tabi bütün bunları yaparken vesveseden de kaçmak lazım kardeşlerim. Vesvese yapmamak lazım. Ve en güzeli şu. Yani ee, insan dediğim gibi her yarım saatte bir tuvalete gitmiyor. Yani e, e, diyelim ki işte e, şu, bir sabah insan çıkar tuvalete, bir akşam çıkar. Diyelim çok çay su içersen işte arada bir idrara çıkarsın. E, bunun dışında normal diyelim temizliğimizi yaptık. E, giderim abdestimi alırım, namaz kılarım yani. Ya da idrara gittim mesela. Gittim idrarımı yaptım, güzel temizliğimi yaptım, bekledim biraz. E, erkekler olarak bir pamuk koyarım oraya. Ee, pamuğu biraz içeriye iterim. Abdestimi alır, namazımı kılarım. Kadınsınız. Güzel taharetinizi aldınız. Bezle kurulandınız, temizlendiniz. Siz de bir pamuk o bölgeye koyun. Efendim baktınız idrar yok. Pamuk pamuk ıslanmadı. Zaten güzel taharetinizi yaptınız. Pamuğu koydunuz. Gittiniz abdest aldınız. En şeyi bu yani. En kafanız rahat bu şekilde. Hocam pamuk kullanmıyorum. O zaman idrar yaptıktan sonra efendim ıslaklık geleceği için idrar akıntısı devam edebileceği için edebilir belki. Biraz beklersiniz. Güzel taharetinizi kurulanmanızı yapıp kalbinizde mutmain olursa, tamam ben temizliğimi yaptım, idrar gelmez. O zaman gidersiniz. Abdestinizi alır, namazınızı kılarsınız. İşin özeti bu. Şimdi 11. maddeye bakıyoruz. Yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayanarak yahut ayakları yan tarafta çıkarıp oturarak yahut namaz dışında secde eder gibi bir halde yani secdede uyudun abdest bozuldu bir yere yaslandın abdest bozuldu buradaki ölçü şu kardeşlerim hanım kardeşlerim makat var ya bizim oturduğumuz yani büyük abdestimizi yaptığımız bölge makat yere tam oturarak uyku hali olursa yani burası yer burası makatımız oturduk bağdaş kurduk tam yere böyle oturduk bir uyku hali olursa makat yere yerleştiği zaman abdest bozuluyor. Onun dışında makat havada yan efendim bir yere yaslandığın secdede makat havada mesela secdede uyumuşun mesela. Ya da ayakların yandan çıkartmışın makat havada. O yerleşmemiş yere makat. Bunların hepsi e, abdesti bozuyor. Bunu unutmayalım. Evet. Sonra 12. maddeye geldik. Çıplak hayvan üzerinde yokuş çıkarken uyumak diyor. Şimdi yokuş çıkarken uyursan ne oluyor? Yine makat havaya kalkıyor. Hayvan üstünde uyuma. Yani bilgi olarak bilelim Böyle bir şey olmaz da hayvan üstünde rampa çıkarken uyursan diyor, abdest bozulur diyor. Fakat düz yolda veya yokuştan aşağı doğru inerken hayvan üzerinde uyumak abdesti bozmaz. Düz yoldasın, hayvanın üstünde makat ne yaptı? Hayvanın üstüne yerleşti ya da aşağı iniyorsun, makat yerleşti hayvanın üstüne uykuluk hali geldi. Abdest olay. Bunlar olmaz da bilgi olarak bunu söylemiş olalım. Bu hallerde falan veya eğer vurulmuş hayvan üzerinde uyumak da abdeste zarar vermez diyor. Yani burada diyor üzerinde eğer eğer de olsa diyor e, zarar vermez. Yani işte bu da eskiden tabi hayvanla dağa gidiliyor, tarlaya gidiliyor. Böyle durumlar oluyor. Adam uyukluyor. Abdest alacak su yok. Gittiği yerde mesela abdesti çıkmıştı. Yani şimdi bize ya hocam böyle bir şey olabilir mi diyoruz ama zamanında belki şu okuduklarımızın içinde en önemli fetva buydu mesela. Buydu yani niye? Adam hep at üstünde, eşek üstünde su yok. Namaz kılacak. Abdest almış ama giderken bir uyuklu uyuk, uyuklamış. Bak diyor ki rampa çıkarken uyursan abdest bozuluyor diyor. Düz yolda hayvanın üstünde uyursan abdest bozulmuyor diyor. Yani acayip fetvalar. 13. maddeye geldik. Temmüm almış kişinin abdest alabileceği suyu görmesi. Bu evet. Teemmüm aldın. Teemmüm abdesti aldın. Su bulundu mu ne oldu? Su bulundu mu? <laughs> ben şimdi teemmümle abdest aldım. Namaz kıldım. Su yok. E, çeşmeden su aktı. O zaman benim abdestim bozuldu. Yani su e, bozu, Su bulundu. Abdest bozuldu. Hatta fıkıh kitaplarında eşek anırda abdest bozuldu mevzusu var. Onu size söyleyeyim. Şimdi adamın birisi bakın siz de bunu anlayacaksınız. Adamın birisi e, eşeğiyle yolculuğa çıkıyor. Eşeğin üzerinde suyu var. Su var, diğer yiyecekler eşeğin üzerinde. Adam uyukluyor, eşek kayboluyor. Eşek kayboluyor. Efendim öğlen namazı vakti geçiyor. Adam eşeğini arıyor, arıyor, bulamıyor. E, dolayısıyla su da yok. Su eşekte yani eşeğin üstünde yani e eğerinde su var ama eşek yok. E, ne yapacak bu adam? Eşek kayboldu. Ne yapacak bu adam? Vakit geçiyor. Temim alıp namaz kılacak. Adam tam teyemmümü aldı, e, namaz, vakit geçiyor öğlen namazı, allah Ekber dedi, eşek kanırdı Eşeğin sesi duyuldu, ne oldu? Eşek kanırdı abdest bozuldu. Ne demek? Yani e, eşek anırdı yani eşek kendini gösterdi, ben buradayım dedi. E buradayım ne demek? Su bende dedi. E, suyun varlığı işte teyemmümü bozdu efendim böyle de bir fıkıhta anlatılır kardeşlerim. E, eşek anırdı ama mutlak olarak eşek anırdığı zaman abdest bozulmaz. Eşek anırdı abdest bozulduğunun şeyi budur. Yani kıssası budur. Bunu yanlış dinleyen cemaatten birisi hoca bunu anlatıyor camide. E tabi o da uyukluya uyukluya efendim dinlemiş sohbeti. Bir aklına aklında kalmış eşek anırınca abdest bozulur diye eve gidiyor. Aşağıda eşek anırıyor gidiyor abdese. Eşek anırıyor gidiyor abdese. Hanımı diyor ki ne yapıyorsun diyor sen her eşek anırdığında abdest alıyorsun. Ya bu hafta cumada hoca dedi ki eşek abdest bozulur. Benim abdestim bozulur. Yani böyle de anlamamak lazım. Eşek abdest bozulmaz. Bu hadise e, böyle anlatılır yani. Bunu anladınız inşallah siz. E, son olarak 14. madde özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkmış olması. He, şimdi özürlüler özür yani sürekli yerlenen sürekli bir yerinden... Kan gelen bir kişi özürlüdür. Bu özürlüler nasıl abdest alıyor kardeşlerim? Namaz vakti e, öğlen ezanı okunacak o abdest alacak. Ve e, kan aka aka namaz kılacak. Ya da yerlene yerlene namaz kılacak. Bu ne zamana kadar sürüyor? İkindi ezanına kadar. İkindi ezanı okunduğu zaman, ikindi vakti girdiği zaman abdestini tekrar alacak. Yani dolayısıyla burada ne diyor? Özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkması yani öğlen namazı çıktığı anda senin ne oluyor? Aldığın abdestin hükmü kalkıyor, bozuluyor. Yeniden abdest alman lazım. Bu söyleniyor. E, abdesti bozmayan şeyler konusuna e, geldik. E, bunu da Allah nasip ederse haftaya pazartesi bunu bitirir. Salı, çarşamba günü gusül bahsine e, gireriz inşallah kardeşlerim. E, bu konuda sorunuz varsa alayım. E, yoksa in, e, kapatmış olayım dayıma dua eder misiniz Rabbim bağımlılık bağımlılık yapan şeyler kullanıyor Rabbim bütün kötü alışkanlıklardan hem dayını hem cümle yavrularımızı Allah-u Teala kurtarsın hocam öğlenin sünnetinde salli barik okunsa seyir secdesi e, gerekir mi ya da namaz tekrarı mı e, gerekir İlk sünnetinde değil mi İlk sünnetinde gerekmez gerekmez seyir secdesi gerekmez Evet. Veriyorsunuz hocam nefsinizde e, nefsinizden değil Allah'ın emirlerini e, e, konuşuyorsunuz. Bir evet. Allah razı olsun hocam. E, dayım için dua ettik. dayın için dua ettik. İdrarın kendiliğinden gel gelmesi de mi özür sayılıyor? E, sürekli e, Muazzez e, Özcan sürekli idrar geliyorsa sürekli ama sürekli idrar akıntısı ama e, o gelen özellikle hanımlardan gelen akıntının şunu anladık e, devamlı gelen o idrar e, değil yani bak bir salgılanma şeyi var onu karıştırmayın yani o o, o temiz diyor bak bu, bu, burada söylüyor o necis bile değil e, ne, e, necis olan idrardır idrar geliyorsa o necis onu temizlemek lazım ama e, normal durumda gelen akıntı bak ne diyor bu diyor normal bir salgıdır ve hatta diyor bu, bunu diyor akması lazım diyor ki sıhhat açısından önemlidir diyor. Hocam pazar askere gidiyorum. Allah kolaylıklar versin. Rabbim yolunda daim etsin. İbadetlerini yapma kolaylığı lütfeylesin inşallah. Bebek altı değiştirme kaptesi bozar mı? Bozmaz. Eğer eline necis ulaştıysa elini yıkarsın. Emine Yılmaz bebek altı değiştirmek haptesinizi bozmaz. Ama ne olur? Elinize bulaşır, idrar bulaşır, necaset bulaşır. Bebeğin altını temizledikten sonra ellerinizi yıkarsanız abdestiniz bozulmaz yani. Yapar mısınız? Yarın canlı yapar mısınız? Hocam canlıya çok alıştınız ancak yarın da program var, öbür günde program var. Yani bu üç günü size ayırdık inşallah. Ama cumartesi pazar çocukların dersi bitti. Oraya bir şey sıkıştırabiliriz diye aklımdan geçti bugün. Eşime dua edin diyor. Razı olsun hocam. E... Gizli yapılan nafile ibadetlerimiz var hocam. Bir yere kalmaya gidince oradakiler bunu görse sor... olmaz olmaz. Onlar da icabında sürekli Allah kalbini biliyor, niyetini biliyor yani, niyetini biliyor. Sen Allah için yapacaksın. Onlar da belki görse diyecek ne yapıyorsun ben yani işte işrak kılıyorum kuşluk kılıyorum deyip onlara da hatta teşvik olur bilmedikleri için namazda çok afedersiniz e, yerlenme değil de e, olan şeyi namazı bozar mı mi anlatamadım ama namazda çok affedersiniz yerlenme değil de e, benim anladığımsa e, bozmaz. Benim anladığımsa bozmaz. Ne demek istediğini anladım sanki. Selamun Aleyküm. Fransa'dan hocam kızım ameliyat oldu. Dua Rabbim acil şifalar versin o evladınıza. Selamun Aleyküm hocam. Vitir namazında kunut dualarını e, kıraatine uygun okuyamıyorsak o şekilde okumaya devam mı edelim ya da onun yerine Rabbenaları, e, okun, e, kunut duaları yerine Rabbina Atina'yı okuyabilirsiniz. Ama kunut dualarını düzgün okuyabildiğiniz zaman kunut dualarını okuyun tabii ki. Çocuklarımız dua eder misiniz? Allah hayırlesin tüm çocuklarımızı. Evet dua ederiz. Sev secesi nedir? Nasıl yapılır? Onu şimdi anlatamayız. Peki bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.